Kıymetli takipçilerimiz, gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle sizlerleyiz. Videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. İran Hava Kuvvetleri harekete geçti. Gerilim devam ediyor. İran Hava Kuvvetleri 21 Ekim tarihlerinde ülke genelinde çeşitli üsleri içeren bir büyük tatbikat başlattı. İran Hava Kuvvetleri Komutanı Hamid Vahidi'ye göre tatbikat yerel olarak gerçekleştirilen silahların, lazer füzelerinin ve akıllı füze sistemlerinin kullanımına yönelik bir savaşa hazır olma testi bağlamında gerçekleştiriliyor. Azerbaycan'la gerilimi artıran İran, İHA'larını kaldırdı. İran medyası tatbikatın Samad isimli gelişmiş yerli kamera dahil elektronik harp, gözetleme ve bilgi teknolojisinin operasyonel birimlerini ve keşif ekipmanlarını da gösteren tek bir sistem içinde koordine ederek merkezi komutayla gerçekleştirildiğini aktardı. Yetkililer herhangi bir tehdit veya ülke ismi belirtmezken son haftalarda İran komşusu Azerbaycan'la sert bir sözlü savaşa girdi. İran liderleri, devrim muhafızları komutanları Azerbaycan'ın bölgede İsrail etkisine izin verdiğini söyleyerek Bakü'ye karşı skandal ifadelerde bulundu. Azerbaycansa bu iddiaları reddetti. İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları geçtiğimiz hafta gerilimi azaltma konusunda anlaştılar. Ancak iki tarafın bu hedefe yönelik aktif olarak pratik adımlar attığına dair çok az işaret var. Azerbaycan'la gerilim zaman zaman sürerken İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri, Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Vladimir Lovivik Kasatonov'la iyi anlaşmalar yapmak için geçtiğimiz günlerde Saint Petersburg'daydı. İran'ın gelecekte Rus tatbikatlarına katılımının bu Rus-İran yakınlaşmasının bir parçası olduğu söyleniyor. Moskova hem Tahran hem de Bakü ile iyi ilişkiler içinde kalırken her iki tarafa karşı ihtiyatlı bir politika izliyor. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın.